Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün sizinle ONS altının teknik görünümünden bahsedeceğiz. Orta vadeli yönün için bir strateji uygulamaya çalışacağız. Buna paralel olarak da gram altın tarafında da benzer yön hareketlenmeleri oluşabilir. Çünkü zaten son 8-9 haftadır dolar TL'de bir hareket olmadığı için gram altındaki fiyatlamalarında ONS altın tarafındaki harekette paralel olarak gerçekleştiğini takip ediyoruz. Burada ONS altının haftalık grafiğini açtım. Biraz daha orta vadeli yönü görebilmek adına. Burada bakıyorsunuz pandemiden sonra 2000 dolarlara kadar, 2075'lere kadar giden bir ons altın var. 1900 dolar, 2011 yılında görülen 1900 dolar zirvesi bu şekilde geçilmişti. 2011'de evet. Burada daha sonra işte Pfizer'ın ilk aşı bulundu haberi gelmişti 2020 Ağustos ayında. Buradan geri çekildik. Sonra tekrar burada Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte biraz daha burada tekrar 2070'lere ve aslında Mart ayında Amerika'nın Fed'in ilk faiz artışı ve yine savaş döneminde işte benzer bu yukarı yönlü hareketi destekleyen gelişmelerde ilk faiz artışı Amerika'nın başlaması ile birlikte de burada aşağı yönlü hareket başladı. Ve işte son 2 yılın zirvesi yenilendi. Burada 1610'lara kadar geri çekilme olmuştu altında. Şimdi tekrar yukarı yönlü bir hareket oldu. 1800 ons altında gördüğünüz gibi fiyatların son yıllarda, son 2 yılda özellikle en çok yoğunlaştığı bölge. Önemli bir direnç 1800 seviyesi. Bu seviye üzerine 1-2-3 haftalık kalıcılık oluşması halinde burada yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz orta vade için. Dediğim gibi bu haftalık bir grafik, bu unutulmasın. Burada pozitif olma sebebimiz biraz da şu sarı çizgi 50 haftalık ağırlıklı ortalama yaklaşık 1768-1770 bölgesine denk geliyor. Daha önce test edilmişti, geçilemedi. Geçtiğimiz hafta burada güçlü bir mumla geçildi burası ve 1800 direncine takıldı. Geri çekilmelerde tekrar buranın 50 haftalık ağırlıklı ortalamanın destek olduğunu görüyoruz. Bu 1765-70 bölgesinin altına kalıcı olarak geçilmediği sürece burada yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Ancak yukarıda 1800 kritik bir seviye. Üzerinde kalıcılıkla birlikte yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir. Burada özellikle şu hareket yani Fed'in faiz artışı ile birlikte gelen geri çekilmenin sebebine konuşacak olursak eğer burada Amerikan tahvil getirilerinin yüksek ama özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin yukarı yönlü seyri ons altın tarafında aşağı yönlü fiyat hareketlerine sebep oluyor. Çünkü aralarında neredeyse 1'e yakın bir oranda ters korelasyon var. ABD 10 yıllık tahvil getirileri yükseliş yaşadığında ons altın fiyatları aşağı geliyor. Amerikan 10 yıllıklarda agresif faiz artışlarının olduğu bir süreçte özellikle yükselişini sürdürdü. Dolayısıyla burada ons altın da aşağı geriledi. Şimdi bu faiz artışında artık zirvenin görüleceği Fed'in bundan sonra faiz artışlarına yavaşlayacağını düşünürsek önümüzdeki yılın belki ikinci yarısından sonra ya da son çeyrekte belki faiz indirimi olabilirse burada artık fiyatlamaları iyice terse dönecektir. Tahvil getirileri aşağı gelmeye devam edecektir. Buna paralel olarak ons altın fiyatları da yukarı yönlü hareket edebilir. Mevcut senaryoda büyük bir değişiklik olmadığı sürece Fed yeniden şahinleşmek isterse burada enflasyonu yeterince yavaşlatamazsa burada ons altında yukarı yönlü hareketler tekrar baskılanabilir. Yukarıda 2070 tabii ki burada 2075 görülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Evet Pfizer aşı açıklamadan önce. Ama burada yüksek enflasyonist ortamın ve savaşın yeterince altın fiyatlarına biz yansımadığını düşünüyoruz. Burada yeni zirve bile görülmemişti. 2070'ten geri döndü fiyat. Fed'in faiz artışı 25 bas puanlık Mart ayındaki ilk faiz artışıyla birlikte. Hatta 50 bas puan yapacaklardı ama Fed Başkanı Powell Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 25 bas puan yaptık demişti toplantı sonrası konuşmasında. Bu bölge takip edilmeli. Daha kısa vadeli hani alış satış yapanlar için de burada aylık seviyeler önemli. Burada yukarı yönde 1816 bu ayın iyi satış seviyelerinden bu seviyeye geçilirse 1863'e kadar hareket devam edebilir. 1816-1863 bu seviyeler önemlidir. Şuralar. Aşağı yönlü hareketlerde de biz burada özellikle 1723 ve 1676 burası 1723 önemli destek bölgesi. Buranın kırılması halinde
1676 seviyesine kadar geri çekilmeler olabilir. Bu bant hareketlerinin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama şu anda yatay bölgede, yani 1816-1723 arası hareketler devam edebilir bir süre daha. Ama burada kalıcılık değil, dediğim gibi bu kısa vade işlem yapanlar için bunlar bu ay sonuna kadar geçerli seviyelerdir. Önümüzdeki ay yeni seviyeler gelecek. Daha orta vadeli görünüm için dediğim gibi burada 2-3 haftalık kalıcılık 1800 üzerinde yukarı yönlü daha iyimser olunmasını sağlayabilir ons altında.